Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Deloğlu. Masamızda gördüğünüz gibi harika bir laptop var, Monster. Oyun oynayacağım, editler vesaire yapacağım. Biz hangi bilgisayarı almalıyız diye sorduğunuzda genelde tavsiye ettiğimiz bilgisayarlardan birisi bu. Şimdi reklam olsun diye söylemiyorum. Böyle bir bilgisayar aldınız. Bu arada bu bilgisayar benim değil arkadaşlar. Arkadaşım çocuğunu almış ve bana getirdi. Format atmamı istedi. Formattan ziyade bu tarz bilgisayarlarda oyun da oynandığı için özellikle sürücülerin vesaire sağlam kurmak gerekiyor. Cihazla birlikte gelen şöyle kaliteli, hoşuma gitti gerçekten, kaliteli bir flash bellek. Burada bu flash bellek içerisinde bu cihaza ait bütün yazılımlar mevcut. Sürücüler vesaire. Bu sürücüleri yükledikten sonra özellikle ekran kartı sürücüsünü mutlaka internet üzerinden kendi sitesinden güncellemekte fayda var. Gerçi yeni cihaz olduğu için muhtemelen sürücüler günceldir ama yine de sürücü güncellemekte fayda var. Böyle bir bilgisayara 7-8 milyar para veriyorsunuz. Orijinal bir yazılım almanız gerekiyor. Ben sabah arkadaşımla konuştum ve o işi çözdük. Format attıktan sonra, sürücülerini yükledikten sonra standart bir Windows 10 paketinin de linkini masa üstüne atacağım. O linkten girerek Windows'u satın alarak bilgisayarlarını sağlama alacaklar. Crackly Windows bugüne kadar biz de çok kullandık ama hiç de tavsiye ettiğim, tasnif ettiğim bir şey değil. Kimse kimsenin babasının hayrına, kaşına gözüne bakarak crack yapıp internete yüklemez. Mutlaka ve mutlaka attığınız o cracklerin altında sizin haberiniz olmadan bilgisayarınızın üzerinde değişik değişik uygulamalar, işler yapan kötü niyetli insanların eline geçebilir bilgisayarınız. Ve fazla vakit kaybetmeden flash belleğimizi alıyoruz, bizim bilgisayara geçiyoruz. Windows'un kendi orijinal sitesinden son sürüm bir Windows 10 indiriyoruz. Flash belleğimize boot ediyoruz. Güzeller güzeli bilgisayarımıza temiz bir kurulum yapıyoruz. Sürücülerini vesaire yüklüyoruz ve sahibine teslim ediyoruz. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Ve Windows'un orijinal sitesine giriyoruz. Gördüğünüz gibi şurada tarayıcıya baktığınız zaman Microsoft.com.tr olduğunu görüyorsunuz. Bu başka sitelere de sizi yönlendirebilir. Yani Windows 10 indir yazdığınız zaman korsan sitelere de yönlendirebilir. Buna çok dikkat etmelisiniz. Tarayıcınızda yukarıda www.microsoft.com.tr olması gerekiyor. Bazen de şöyle sorular geliyor. Bilgisayarımdaki sürüm numarasını nereden görürüm? Başlat ve çalıştıra WinRAR yazıp Enter'a bastığım zaman böyle bir pencere açılıyor. Açılan pencerede sizin kullandığınız anlık versiyon sürümünü görebiliyorsunuz. Kısaca bu konudan bahsettikten sonra Windows'u nasıl indireceğiz ona bakacağız. Sayfadaki herhangi bir yere mouse'umuzu sağ tıklıyoruz ve incele sekmesini tıklıyoruz. Böyle bir sayfa açılıyor. Yukarıda gördüğünüz gibi tablet ve telefon ikonları var. Bunları işaretliyoruz. F5'e basıyoruz ve daha sonra aşağıdaki sekmeden sürüm seçiniz sekmesini tıklıyoruz ve Windows 10'u seçiyoruz. Windows 10'u seçtikten sonra arkadaşlar onayla diyoruz. Onayladıktan sonra şöyle bir sihirbaz çalışıyor ve birini seçiniz diye bir sekme var. Burada tıklıyoruz. Dil seçiyoruz. İstediğiniz dilde burada seçim yapabilirsiniz. Biz tabii ki Türkçeyi seçmemiz gerekiyor. Onayla diyoruz. Windows 10 geldi gördüğünüz gibi. Windows 10 Türkçe. 64 bit, 32 bit seçenekleri var. Windows'u kuracağınız bilgisayar çok eski bir bilgisayarsa zaten 4 GB'ın altında Windows 10 kurmak mümkün değil biliyorsunuz. Sıkıntı olabiliyor. Bizim bilgisayarımız son model bir bilgisayar olduğu için direkt 64 bit'i tıklıyoruz ve indir diyoruz. Sizin internetin hızına göre, upload, download hızına göre yarım saat ile 45 dakika hatta bazen 1 saat gibi bir zaman alabiliyor. Çünkü devasa büyüklükte bir dosya iniyor. 5.4 GB yani neredeyse 6 GB'a yakın bir dosya iniyor. Flash belleğimize boot edeceğiz ve bilgisayarımıza kurulumunu yapıp videomuza son vereceğiz arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Windows'umuz şu anda bilgisayarımıza inmiş bulunmaktadır. Flash belleğimizi hazırlayabilmemiz için Rufus programını indiriyoruz arkadaşlar. Çok basit bir program. İndirdik ve hemen masa üstüne geliyoruz. Flash belleğimizi bilgisayarımıza takmamız gerekiyor bu aşamada. Burada kullanacağımız flash bellek 8 GB ve üstü olmalı. Bir de kaliteli bir flash bellek kullanmanızı tavsiye ediyorum. Üzerinde Windows yüklü bir flash belleği depolama aracı gibi kesinlikle kullanmıyoruz. Bu flash belleği bilgisayardan bilgisayara çıkarıp takmak doğru bir davranış değil. Her an virüs bulaşıp sizin kurduğunuz Windows dosyalarını bozabilir. Rufus programını çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim flash belleğimizi burada buldu arkadaşlar. Burada herhangi bir ayara dokunmanıza gerek yok. Ayarlar varsayılan olarak zaten geliyor. Seç butonundan demin indirdiğimiz Windows ISO dosyasına ulaşıyoruz ve işleme başlıyoruz. Seç butonunu tıklıyoruz. İndirdiğimiz ISO dosyamız burada. Üzerine bir kere tıklamamız yeterli oluyor. Daha sonra başlat diyoruz.
Burada sizler için bir uyarı çıkıyor. Bu işlemi yaparken flash bellek içerisindeki bütün veriler silinecektir diyor. Sonradan ağlamak yok diyor. Yani flash bellekte değerli bilgileriniz varsa onları bir yedeklemeniz gerekiyor. Çünkü bu aşamada flash belleğinize format atılıyor. Daha sonra üzerine Windows yazılıyor. Bilginiz olsun. Tamam kardeş diyorsun. Kafana göre takıl diyorsun ve kafasına göre takılıyor. Windows'unuz flash bellek üzerine kurulmaya başlıyor. Bu bilgisayarın hızına, flash belleğin hızına göre zaman alabilir. Arkanıza yaslanıp çayınızı yudumlarken, ben de şu anda çay yok, suyumu yudumlayayım ve flash belleğin yazılmasını bekleyeyim. Daha sonra geçelim bilgisayarımıza, formatımızı atalım ve bilgisayarla birlikte gelen flash bellek içerisindeki sürücülerle bilgisayarımızı tamamlayalım ve sahibine teslim edelim arkadaşlar. Su içelim. Flash belleğimizi alıyoruz ve yan tarafa geçiyoruz. Formata başlıyoruz arkadaşlar. Flash belleğimizi USB'den taktık. Burada bilgisayarı açarken F2 tuşuna şöyle daktilo yazar gibi basmamız gerekiyor. BIOS'a girip bazı ayarlar yapmamız gerekecek. Burada bazı bilgisayarlarda BIOS tuşu F2 olmayabilir. F11, F9 da olabiliyor. Escape tuşu olabiliyor. Ve BIOS'a geldikten sonra yön tuşlarını kullanarak Boot menüsüne geliyoruz. Birinci sırada hangisi var şu anda? USB CD-ROM var. Biz flash bellek üzerinden kurulum yapacağımız için USB key, UEFI olan kısmı yukarı taşımamız gerekiyor. Burada Enter'e basıyoruz. Kingston'umuzu seçiyoruz. Enter'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi UEFI, USB key, UEFI, Kingston birinci sıraya yerleşti. Daha sonra yön tuşlarıyla Exit butonuna geliyoruz. Enter'e basıyoruz. Yes diyoruz. Bilgisayarımız başlarken flash bellek üzerinden başlayacak. Bu durumda formata girmiş olacağız. Şu anda kurulum başladı. Sadece ileri diyoruz. Herhangi bir ayar yok burada. Şimdi yükle diyoruz. Windows key'iniz varsa buradan girebilirsiniz. Biz sonra satın alacağımız için ürün anahtarı yok deyip buradan geçiyoruz. En önemli yer burası arkadaşlar. Burada da Windows'un bize sunduğu birkaç seçenek var. Windows Home falan var. Bu bizim işimize yaramayacaktır. Bizim en çok kullandığımız Windows 10 Pro. Bu Pro'yu seçiyoruz ve buradan ilerliyoruz. Lisansı kabul ediyoruz. İstersen kabul etme. Burada öyle kalırsın. Daha sonra buraya gelen satırda aşağıdaki özel yalnızca Windows'u yükle gelişmiş sekmesini tıklıyoruz. Kurulumda en önemli yerlerden birisi burası. Burada gördüğünüz gibi hard diskimiz 465 GB yani 500 GB'lık bir SSD var içerisinde. Yeni butonunu tıkladıktan sonra buradaki SSD'yi veya hard diski neyse 2'ye ve 3'e 4'e bölebilirsin. Ama en mantıklısı 2'ye bölmek. Şimdi bunu 2'ye böleceğiz. Siliyoruz buradaki rakamları. 250 GB bizim işimizi görecektir. Evet, 250 GB'ı ayarladım. Daha sonra uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız 244-221 olarak 2'ye bölündü. Daha sonra aşağıdaki satırı da tıklayarak, yeni diyerek, uygula diyerek bizim D bölümünü burada da biçimlendirebilirsiniz. Biçimlendir diyelim. Bu biçimlendirmeyi masa üstünde de yapabilirsiniz. Ama burada mutlaka yeni sekmesiyle bunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Daha sonra yukarıdaki bölümü işaretleyerek, biçimlendir diyerek işleme başlıyoruz. İleri diyoruz. Burada bilgisayar hızına göre 5 dakika ile 10 dakika arasında değişiyor. Bu bilgisayar yeni bir bilgisayar olduğu için, içerisinde de SSD olduğu için muhtemelen bir 5 dakika sonra kurulumu bitirecek. Kurulum bittikten sonra da bilgisayarla birlikte gelen flash belleğimizin içerisindeki sürücülerimizi yükleyeceğiz. Sahibine teslim edeceğiz. Masa üstünde görüşmek üzere. 5 dakika içerisinde buraya geldi arkadaşlar bilgisayarımız. Türkçe klavye diyoruz. Atla diyoruz. İnternete bağlanmak istemiyorum. Buraya geçiyoruz. Daha sonra şimdi bağlan diyor. Yok. Sınırlı kullanım. İsmini İzmir koyalım. Kullanıcı ismini değiştirebilir. Parolayı geçiyoruz. Kabul ediyoruz. Başka bir şansımız yok. Merhaba. Hoş geldin kardeş. Sağ olasın. Sizin için her şeyi hazır hale getiriyoruz diyor. Eksik olmayınız. Teşekkür ederiz. Birkaç dakika sürebilir diyor ama yeni nesil bilgisayarlarda kaç dakika sürmüyor. Geçenlerde en son 15 yıllık bilgisayara kurmuştum. Burası tam 20-25 dakika sürmüştü. Burada muhtemelen 1-2 dakika içerisinde masaüstünü göreceğiz. Kuruldu sayılır. Neredeyse bitti dedi ve geldi arkadaşlar. Masaüstü arkadaşlar, burada çok sorunlar var. Necdet abi, Windows 10'da masaüstünü biz bilgisayarın belgelerin vesaire onları bulamıyoruz. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Mouse'umuzla ortaya sağa tıklıyoruz. Kişiselleştir diyoruz. Açılan pencerede burada gördüğünüz gibi temalar var. Temalara geldiğiniz zaman, az aşağı indiğiniz zaman ilgili ayarlar var. Masaüstü simgelerini ayarla sekmesine geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi eskiden olduğu gibi Windows 7'lerde vesaire
Bütün seçenekler açıldı. Buradaki A kullanıcı dosyaları, bilgisayarım, geri dönüşüm kutusu, denetim masasını istediğiniz kutuyu işaretleyip uygula tamam dedikten sonra masaüstü aynen bu şekilde geliyor. Yeni bir format attığınız zaman mutlaka hard diskinizi veya üzerindeki SSD neyse ikiye bölmenizde her zaman fayda görüyoruz. Bilgisayarla birlikte gelen flash belleğimizi USB'den takıyoruz. Sürücülerimizi yüklemeye başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi install butonu var. Buna basarak bütün kurulumları otomatik olarak yapabilirsiniz. Tümünü seç seçeneği var. Seçip yükle dediğiniz zaman flash bellek içerisine gelen bütün sürücüleri sizin için yükleyecektir. Yükle diyoruz. Evet diyoruz. Ve arkamıza yaslanıyoruz. Az önce de söylediğim gibi kahvemizi yudumlamaya başlıyoruz. Ben de halen daha kahve yok. Ben su içmeye devam ediyorum. Ev halkına duyururuz. Her an kapı çalınabilir. Kahve gelebilir, bilmiyorum. Bu işlem bittikten sonra özellikle ekran kartını dediğim gibi sitesinden güncel bir şekilde indirip yüklemenizi tavsiye ediyorum. Sürücü kurulumu tamamlandı. Burada bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. Evet diyoruz. Daha sonra masa üstüne geldikten sonra özellikle dediğim gibi ekran kartını güncellememiz gerekecek arkadaşlar. Onu da yapalım ve eyvallah diyelim. Sürücümü nasıl güncelleştireceğim? Bu çok basit bir şey. Monster'in sitesine girerek buradaki modelini yazarak cihazın oradan sürücüsünü, güncel sürücüsünü indirip yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda daha kolay bir yöntem var. Bilgisayarıma sağ tıklıyoruz. Yönete geliyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi aygıt yöneticisi var. Aygıt yöneticisine tıkladığımız zaman buradan görüntü bağdaştırıcısını buluyorsunuz. Yanındaki tiki tıkladığınız zaman ve aşağıda gördüğünüz gibi ekran kartımız gözüktü. Nvidia GeForce GTX. Sağ tıklıyoruz. Sürücüyü güncelleştir diyoruz. Burada bilgisayarınıza indirdiğiniz sürücü varsa aşağıdaki seçenekten gidip göz attan sürücüye ulaşıp sürücünüzü yükleyebilirsiniz. Ben bundan uğraşmak istemiyorum diyorsunuz da sürücü güncelleştir diyoruz ve otomatik olarak ara diyorsunuz. Bu durumda bilgisayarınız Monster'in sitesine gidiyor ve güncel sürücüyü bulup sizin bilgisayarınıza yüklüyor. Şimdi biz ne yapalım? Tıklayalım. Bize şöyle bir uyarı geldi. Şu anda sürücünüz yüklü ve güncel diyor. Bu durumda bu güncelleme yapmamıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Evet, bilgisayarımızı kurduk, hazırladık. Sürücülerin falan her şeyini güncelledim. Tertemiz. Key'ni satın alacağı linkine kadar her şeyini masa üzerine koydum. Bilgisayar eve gittiği zaman buradan girecekler. Kredi kartıyla internet üzerinden Windows anahtarını satın alıp bilgisayarlarını orijinal bir hale getirecekler. Windows anahtarını bilgisayarımıza nasıl yazacağız ona da bakalım kısaca. Bilgisayarımızın üzerine geliyoruz. Sağ tıklıyoruz ve özellikler diyoruz. Daha sonra aşağıda zaten göreceksiniz. Ve aşağıda gördüğünüz gibi bir satır var. Ürün anahtarını değiştirin veya Windows'unuzun sürümünü yükseltin diye. Orayı tıklıyorsunuz. Biraz daha aşağı geldiğiniz zaman ürün anahtarını değiştir diye bir seçenek var. Ve çıkan bu pencereye anahtarı yapıştırıyorsunuz. Sonraki deyip Windows'unuzu orijinal bir hale getiriyorsunuz. Ve bu durumda kötü niyetli insanların yapmış olduğu kirekten keyinen uğraşmamış oluyorsunuz. Ve bir dahaki videolarda buluşana kadar Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakınız. Bol kazançlı, bereketli, her şeyden önemlisi sağlıklı günlerde buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşça kalın.